Oturun çocuklar. Oturun. Çocuklar, Şevval Hanım yeni bir karar aldı. Şevval Hanım, bence hala kötü bir fikir. Emin misiniz? Peki, tamam. Evet, şimdi Şevval Hanım'ı dinleyelim. Buyurun. Ömer, kalk oğlum ayağa. Ne oldu yine? Oğulcan, Aybüke, siz de hadi kalkın. Ne yaptık yine, okuldan kovulacak? Yok oğlum, sınıfınızı değiştiriyorum. Sebep? Çünkü bu üç arkadaşınız başlarını sürekli belaya soktukları için sizden uzak tutmaya çalışıyorum, bu. Şevval Hanım, ben size bir şey soracağım o zaman. Yani bu sürekli bela çıkartan arkadaşlardan birinden hoşlanıyorsak birimiz, hem de çok aşık olduysak, o zaman ne olacak? Çok aşık bana ya. Dur, ben bir sarılayım hocam müsaadenizle. Otur, otur. Vıcık vıcık hareketler, hiç sevmediğim şeyler. Tam sarılmasam da olur. Şevval Hanımcığım, siz aşka inanmıyor musunuz? Keşke birazcık inansa bir kendine gelir de işte. Pardon? Burak hocam, eğer Ömer sınıftan ayrılıyorsa ben direkt okuldan ayrılıyorum. Yemin ederim sizin yüzünüzden bu yaşta kel kalacağım diye korkuyorum. Allah'tan teknoloji ilerledi. Çok param var sanki be. Oğlum, okul benim. İstediğim kararı alırım. Artık alışın buna, değil mi? İyi hocam, madem okul sizin istediğinizi yaparsınız, o zaman ben de eşyalarımı toplayayım yavaştan. Gideyim çünkü bu okula durmanın bir alemi yok. Yok çocuğum, yok, sen bir yere gidemezsin. Çünkü senin burada kalmak için bazı sebeplerin var, değil mi? Evet, bazı sebeplerim var. O zaman anneciğim, o bazı sebepler de gidiyor galiba. Benim söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ben hazırım bile. Berk, hadi. Vallahi beni isteyen bir sevgilim var mı bilmiyorum ama kardeşim için geleyim ben de. Hangi sınıfa gidiyoruz teyze? Bak bak, hareketlere bak, artistliğe bak. Çok mu seviyorsun bu baroşları? Yolum, sen de gel. Yok. Ay aman, o eksik kalsın. Nasıl ya, sınıfta iki kişi mi kalacağız şimdi? Ya ne güzel işte, sınıfta ikiniz. Ne yapıyorsunuz yapın. Şevval Hanımcığım, karar verdiniz mi? Hangi sınıfa geçiyoruz acaba? Ay ne drama yaptınız ya, ne drama yaptınız, tamam. Hiçbiriniz bir yere gitmiyorsunuz, tamam. Oturun oturduğunuz yere. Sen de oradan gülüp durma Burak hocam, görüyorum. Ben size demiştim Şevval Hanım, bu kötü bir fikir diye. Seviyor bu çocuklar birbirlerini. Ayıramazsınız. Vallahi gözüm doldu, çok etkilendim. Ama yarın öbür gün başınıza bir şey gelirse ağlaya ağlaya yanıma koşturmayın, tamam mı? Sizinle de sonra konuşacağım. Hay hay. Ne zaman istersen teyzeciğim. Görüşürüz. 12 ya, bildiğimiz gibi. Günaydın çocuklar. Burak hocam, aksi bir durum yok değil mi? Hayır hocam, her şey olması gerektiği gibi. Buyurun iyi dersler. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.